bir yaşam çerçevesinde ister kişisel, ister ülke politikaları, ister global politikalarda herkesin bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlara özgün sizin bir çözüm sunabilmeniz lazım. On-Net sistemi, yani On-Net yazılımımız aslında tüm sektöre aynı anda hitap eden bir sektör. Dinamik bir yapıya sahip olması, standart piyasada bildiğimiz gibi çok klasik bir çözüm sunmaması, tamamıyla değişken, makine öğrenme, vermiş olduğunuz eğitime göre kendini şekillendirebilen, kodlama yapılabilen bir yazılımdan bahsediyoruz. İsmim Nazım Keser. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu sıralarda zaten çok önemli olan, günümüzün trend teknolojilerinde olan yapay zeka, bileşik bulut teknolojileri ve bununla ilgili alanlarda Üçre Grup Mühendislik Hizmetleri Teknoloji Ticaret Limited Şirketi kurucu ortağı olarak devam ediyorum. Adım Recep Eren. Allnet'te mali ve idari direktör olarak çalışmaktayım. Multi disiplin eğitim almış ve bu alanda çalışan biriyim. Üçre Grup Mühendislik esas özünde mühendislik tabanlı, müşteri isteklerine özgü oluşturmuş olduğu çözümleri sunan bir firma. Bizim öne çıkaran tarafı aslında Üçre'de şu anki teknolojiyi, yeni teknolojileri takip edebilecek çok özel ve benzersiz ürünler sunuyoruz. Üzerinde odaklandığımız nokta şu an yapay zeka ve makine öğrenme. Üçre'nin de bir anlamı var tabii ki aslında. Yani günümüzle ilgili bu anlamda kısa bahsetmek gerekirse, öncelikle her şey bir devinimde bir evrim geçiriyor. O anlamda revolution, revision ve renovation dediğimiz üç kelimeyi baz alacak şekilde bize hem hayatımızı yönlendirebilecek, hepimizin isteklerini kolaylaştırabilecek bir isimle yola çıktık. 3RG'nin temel amacı insanların yoğunluğunu, sıkıntılarını hafifletip onların insan beyninin yapmakta zorlandığı işleri elinden alıp insanlara insan olma anlamında zaman kazandırmak. Bunu yaparken ulusal, uluslararası kanunlara ve insan haklarına uygun davranmanız gerekiyor. Çünkü görüntü işliyorsunuz, yapay zeka kullanıyorsunuz. İnsanların görüntü dediğiniz zaman göz ve beynin birlikte yaptığı her alana müdahale etmiş oluyorsunuz. Projemizin ilk başlangıcı bizim bir analiz üzerine başladı. Engelsiz Park ve Parkres projemiz, TED-Arge proje pazarına katıldığımız araç analizi ve kalabalık şehirlerdeki otoparkları rahat bir şekilde dolu boş oranı görmek üzerine olan bir projemizdi. Bu projemizde 2018 yılında TED-Arge proje pazarında önce kuluçka ödülümüzü aldık. 2019 TED proje pazarı 8'de de ikincilik ödülü aldık. En önemli tarafı görüntü işlemeyi kullanarak artık canlı ve cansız bütün objeleri analiz edebileceğimiz, işletme ihtiyaçlarını tamamen işletmenin kendi belirlediği, kendi senaryolarını uygulayabileceği ve sonuç olarak da güvenlik, performans, çalışan risk analizi, takibi ve birçok konuda fayda sağlayabilecek bir yapı üzerine kurguladık. Allnet, yapay zeka ve makine öğrenme destekli yeni nesil görüntü işleme sistemi diye geniş bir kapsamda size belirtebilirim. Peki ne sağlıyoruz öncelikle? Şimdi hepimizin bildiği gibi herkesin bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlara özgün sizin bir çözüm sunabilmeniz lazım. Allnet sistemi, yani Allnet yazılımımız aslında tüm sektöre aynı anda hitap eden bir sektör. Fabrikalarda bahsettiğim gibi üretim performansını arttırabiliyoruz. İş güvenliği noktasındaki kişilerle ilgili bir risk analizi yapabiliyoruz. Ürünlerin kalitesini ortaya çıkarabiliyoruz. Emniyet sektörü, eğitim sektörü, okullar ve birçok alandaki ihtiyaçlara yönelik olarak analizlerimizi sunuyoruz. Bununla ilgili aynı zamanda da işletmenin de özel şekilde istemiş olduğu bir senaryo varsa da bu senaryoyu sistemimize entegre edebiliyoruz. Bizi aslında öne çıkaran tarafı dinamik bir yapıya sahip olması, standart piyasada bildiğimiz gibi çok klasik bir çözüm sunmaması, tamamıyla değişken, makine öğrenme, vermiş olduğunuz eğitime göre kendini şekillendirebilen, kodlama yapılabilen bir yazılımdan bahsediyoruz. Arkadaşlarımız, paydaşlarımız şunu söylediler. Ya abi yapamazsınız. Zaten yapılıyor olsaydı adamlar yapardı. Biz bu işleri yapmaya başladıkça, yol kat ettikçe, birer ikişer ürünleri, sonuçları ortaya koydukça insanlar bu sefer şöyle demeye başladı ki, insan psikolojisinde vardır bu, içselleştirir. Abi biz bunu yaparız zaten. Türkiye'den çıkar bu. Yani yerli ve milli olması çok iyi gibi tepkiler buna dönüştü. Ama şu var ki, biz bu eleştirileri dinledik. Bu eleştirilere uygun, çok zormuş, vazgeçelim, yolumuzdan dönelim demedik. Çünkü Allnet bugünkü durumuna gelene kadar, hatta şirketleşmeden önce bir 10 yıllık altyapı çalışması var. Bizim temel düşüncemiz şu, insan
görüntü işliyor, görüyor ve bu gördüğü veriyi beyniyle işleyip kararlar veriyor. Doğru ya da yanlış. Ve insanlar eğitildikçe eğitildikleri konuda kararlar verebiliyorlar. Ama bir bilgisayarın en çok zorlandığı alan görüntüyü işleyip karar verebilmek, bir insan gibi düşünebilmek. İşte AllNet'in gücü de buradan kaynaklanıyor. Aynı zamanda zorluğu da. Ama biz bu kodu yazarken özellikle teknik ekibe buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepsinin buraya gelip konuşma fırsatı olmadı ne yazık ki. Çok farklı bir bakış açısıyla çok özverili çalıştılar. İnanın yıllarca böyle çalıştılar. Günümüzde yapay zeka görüntü işleme çok aktif şekilde kullanılıyor. Keza bunu siz kişisel kullanımlarda, cep telefonlarınızdan tutun da global anlamda etrafta görmüş olduğunuz tüm kamera sistemleri ve arka planda çalışan yazılımlarda bunu görüyorsunuz. Bizi farklılaştıran nokta ise şu, dinamik, tamamıyla sınırı olmayan, işletme çerçevesinde almış olduğu senaryolara göre çalışabilir kapsamlı bir üründen bahsediyoruz. Çok fonksiyonlu olabilmesi, dinamik kütüphanelere sahip olabilmesi ve aynı zamanda nesne ayırtmadan canlı ve cansız olabilecek her türlü objeyi mevcut müşterinin donanımını değiştirmeden, ki bunun altını çizmek istiyorum, burası çok önemli. Müşterinin herhangi bir kamera sistemi, CCTV sistemini değiştirmeden tam entegrasyon sağlayabilecek bir yazılımdan bahsediyoruz. Arkada çalışan kod çok karmaşık bir kod olmasına rağmen müşteriyi ilgilendiren tarafı bu değil. Burada müşteri ne istiyor? Biz birinci öncelikli bunu anlamaya çalışıyoruz ki bu projenin verimliliği açısından çok önemli. Mesela tehlikeli bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Tehlike arz eden bir makinenin başında operatör var. Bu operatör ki biliyorsunuz iş kazalarının ağırlıklı bir bölümü çalışan kaynaklıdır ne yazık ki. Ama bunu da istediğiniz gibi engelleyemiyorsunuz. Yani çalışana dikkatli ol demekle dikkatli olunmuyor. Kaza geçirdikten sonra güvenlik kamerasına bakıp böyle yapmasaymış, elini kopartmayacakmış, parmağını kaptırmayacakmış demenin sonrakiler için bir şey anlam ifade ediyor. Ama bunu olay esnasında çalışanın yorgunluğunu, davranışlarındaki farklılıkları, bozuklukları algılayıp değerlendiren bir yazılım düşün. Bu anında uyarı sistemiyle o çalışanı çok yorgun olduğu için o alandan alıp iş kazası riski taşıdığında ve kazaya uğramadan önlem alabilirsiniz. Bunu bir bilgisayar yazılımı ki AllNet bunu sağlayabilir. Ticaretim sürecimizde de tabii ki uygulamış olduğu metodolojiler var. Öncelikle başarı hikayeyi yakalayabilmeniz için ilk 10 müşterinizi çok doğru belirlemeniz lazım. İlk 10 müşterimizi belirledik. Bunu da yetinmedik tabii ki 10 müşterinin aynı sektörde değil, çok farklı sektörlere hitap etmesi lazım. Örnek vermek gerekirse havalimanları, fabrikalar, üretim tesisleri, eğitim kurumları, bunun gibi enerjiden tutun da diğer sektörlere kadar uzanabilecek bir zincir içerisindeki farklı sektörlerde farklı önce müşterimizi belirledik. Satış ağımızla beraber, ekibimizle beraber görüşmelerimize başladık ve daha sonra düzenli toplantılar ve ürünlerimizi anlattık. Bunu yaparken de en ön noktalardan biri de tabii başlangıç kolay olmadı ama ticaretleşme noktasında belli yerlerde POC'yi biliyorsunuz. Onu kanıtlayabilmeniz için firmanın kendi bünyesinin başarılı POC'lerimizi bitirip daha sonra da zaten firma kanıtlanmış sistemi ve sonuçları gördükten sonra o verimliliği aldıktan sonra da sistemimizi satın almaya karar verdik. Bizim ticaretimiz sürecimiz genel anlamda böyle başladı. Tek proje bozar kendi özünde öncelikle tüm girişimcilere bir önderlik yapan etkinliklere sahip. Biz öncelikle kendimizi ispatlayabilecek doğru bir etkinlik ve kuruluşla çalışmak istedik. Keza bu anlamda tek proje pazarını seçtik. Seçmemiz sebeplerinden biri bu. Sektöre hitap edebilecek bir iletişim ağına sahip. Ticaretleşme sonrası ihracat noktasındaki vermiş olduğu katkılarla beraber sadece ülkemizde değil, uluslararası arenalara ürünlerimizi tanıtabilecek, rahat bir şekilde prosedürleri aşabilecek noktalarda destek alabilmesi bizi çok etkin firmalarla iş geliştirme noktasında bir seviye çıkarabilecek bir yapıya sahip olması. Keza bu anlamda ben tek proje pazarına, elektrik elektronik ihracatçıları birliğine tekrardan teşekkür ediyorum. Günümüz girişimcilerin yaş aralığını düşünürsek genç olan arkadaşlar dezavantajları ne? Çok sabırsızlar. Çok zekiler, teknolojiye hakimler ama çok sabırsızlar. Önce sabırlı olmak, bir konuda çok iyi derinleşmek ve o konuyu destekleyen, onu ilgilendiren diğer bütün alanlarda bilgi sahibi olmak çok önemli. Bu da zaman isteyen bir şey ve başarı demek uzun vadede başarı demek benim için. Eğer yaptığınız yapı sürdürülebilir olmasını istiyorsanız o yapı içinde o kadar derin temel kazmanız gerekir.
Bizler hayal ettik, başardık. Bu yolumuza devam ediyoruz. Tüm ülkemizde de benzer şekilde yeni girişimciler ve yeni projelerle beraber daha güzel, daha verimli çözümler üretmek dileğiyle herkese başarılar diliyorum.